Merhaba, bu videoda herhangi bir videonun başından ya da sonundan bölümleri atmak için, silmek için, yok etmek için, yani videoyu kırpmak nasıl yapılır bunu anlatmak istiyorum. Bunu yapmak için her zaman olduğu gibi Windows Live Movie Maker bedava program olan video düzenleme yazılıma Windows Live Movie Maker programını Microsoft'un sitesinden kolaylıkla indirip kurabilirsiniz. Bedavadır bu. İndirip kurduktan sonra çalıştırıyoruz programımızı. Çalıştırınca bu şekliyle geliyor. Burada önce videomuzu eklememiz gerekiyor. Videoları ya buradan ya da şuradan tıklayarak ekliyoruz. Videomuzu eklemek için benim masa üstünde videolarım vardı. Masa üstündeki videolardan masa üstünde videolar klasörüne giriyorum. Buradan örnek olarak şöyle Poyraz Karay'a diye bir televizyon dizisinin 3 dakika 23 saniye 71 saniyelik bir videosu var. İzlediğimiz zaman bunu ön izlemede bu şekilde bir videomuz var. Şimdi ben burada bunun örnek olarak ilk 1 dakikasını yok etmek, son 1 dakika 23 saniye kısmını yok edip sadece ortadan 1 dakikalık kısmı bana lazımsa bunu nasıl yapıyoruz? Bunu yapmak için düzen menüsünü tıklıyoruz. Burada iki yöntem var. Bir kırpma aracıyla yapabiliyoruz. Bir de başlangıç noktası ve bitiş noktasını ayarlamak suretiyle. Kırpma aracını tıkladığımız zaman şimdi hangi noktasından, yani video artık biz 50 saniye atmak istediğimiz için, ya ilk 59 saniye atmak istediğim için şu 60. saniye artık başlangıç noktası olsun diyorsam buraya gelip 60 yazıyorum. 60 yazıp Enter'a basıyorum. 60. saniye başlangıç noktası olacak. Bitiş noktasını ayarlamak için orası da diyelim ki 120. saniyede bitiş noktası olsun. 120. saniyede. Bakın. Şimdi ben burada seçti bakın. 2 ve 3 bu bölgeyi seçeceğim. Kırpmayı kaydet dediğimiz zaman bakın ne oldu? 1 dakikaya inmiş oldu. Bitişi burası. Başlangıcı da burası olmuş oldu. Yani 1 dakikalık biri ne yapmış olduk? 1 dakikalık olan kaldı. Diğer 2 dakika 23 saniye olanı yok ettik. Diğer bir yöntem ise Ctrl Z ile yaptığım işlemi geri alayım. Yaptığım işlemi geri aldım. 3 dakika 23 saniyelik bir videom var. Şimdi ben burada ya doğrudan oynatırım. Birinci dakikaya geldiği anda başlangıç dakikası ayarla dediğim anda ne olacaktır? Orası artık başlangıç dakikası olacaktır. Sonra tekrar oynatmaya devam ederim. Orası bitiş noktası olmasını istediğim bir noktaya geldiğinde bitiş noktası ayarla dediğim zaman orası bitiş noktası olacaktır. Ama bunu yapmak yerine doğrudan buradan sürüklemek suretiyle bakın bu ön izleme kısmında şurada görüyoruz biz. Diyelim ki 1. dakikaya kendim getiriyorum. 1. dakikaya geldiği anda şuradan itibaren almak istiyorsam ya da biraz daha geriden şuradan itibaren alayım. 1 dakika 8. saniyeden itibaren buradan itibaren almak istiyorum. Burası benim başlangıç noktam olsun diyorum. Tıklıyorum. Artık yeni başlangıç noktam burası. Şu anda toplam 2 dakika 15 saniyeye düştü. 3 dakika 23 saniyeden. Buradan itibaren 1 dakika alayım. Yani önceki 1.8 saniyeden sonraki 1 dakika. Devam ediyorum. Evet. Bu yaklaşık burada bittiğini varsayalım. 59. saniye. Burada bittiği zaman burası da benim bitiş noktam olsun diyebilirim. Gördüğünüz gibi artık videom 59 saniye 61 saniyesi bir video kaldı. Yani şuradan itibaren oynattığımız böyle oynattığımız zaman gördüğünüz gibi 3 dakika 23 saniyelik bir videoyu 59 küsur saniyeye düşürdük. Yani sizler de var olan videolarınızın olmasını istemediğiniz yerleri kolaylıkla böylece kırpabilirsiniz. Daha en son olarak ne yapmamız gerekir? Kaydetmemiz gerekir. Videonun bu haline kaydetmek isterseniz nasıl kaydediyoruz? Burayı tıkladıktan sonra filmi kaydet ve bilgisayar için diyoruz. Daha sonra filmimize bir isim verip nereye kaydetmek istiyorsak masaüstü ya da belgelerim ya da hard diskin D bölümü seçip kaydet dediğiniz zaman dosyayı işliyor. %100 tamamlanınca dosyanız hazır hale geliyor. Daha sonra bu VMV'yi isterseniz AVI'ye, isterseniz FLV'ye, isterseniz MP4 değişik video formatlarına, Format Factory, Quick Media Converter gibi format değiştirme programlarıyla değiştirebilirsiniz. Şu anda kaydetmiyorum ben. İzlediğiniz için teşekkürler.